kısacık bir aranın ardından kadının gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Evet, siyasilerin vaatlerinden bahsettik. Ne kadar tutarlı olabilecekler, neler var onları da konuştuk. Biraz da kadınların siyasetteki yerini konuşmak isterim. Kadınlar siyasette asli değil de böyle yedek güç durumunda mı Türkiye'de, ne dersiniz? Tabii yani şimdi İstanbul'un metropol kent olmasından bahsettik. İşte 39 ilçe diyoruz. 39 ilçenin hangisi kadın? Yani ortada kadın yok. Yani koca Türkiye'nin sanayisini, nüfusunu ya da ülkenin bilinirliliğini, tarihini, geçmişini içinde barındıran bir ilde kadın bir belediye başkanınız yoksa bu hangi parti olursa olsun yani onlar için karnesinin eksisidir, zayıfıdır. Bunu düşünmek lazım. Bu aynı zamanda sadece görünür olan karar mekanizmalarının baş koltuğunda değil, meclis üyeliklerinde de var. Meclis üyeliklerindeki kadın sayısına da vurduğunuzda ciddi anlamda bir geri kalmışlık görünüyor. Adaylaştırma sürecinde çok önemli bu kadınların orada yer alması. Bu adaylaştırma sürecinde de eş dost ahbap birbirleriyle ilişkiyi getiriyor. Yani siyaset aslında Türkiye'de normal kurallar içinde yapılmıyor. Yani siyaseti yaptığınız zaman bir erkek egemen zihniyeti hayatın her alanında olduğu gibi siyasi alanda da görüyorsunuz. Son dönemlerde hani ekran yüzleri itibariyle baktığınızda paneller içinde yeni yeni kadınların yönetici olduklarına tanıklık ediyorsunuz. Bir ya da ikiydi, sayıları artmaya başladı. Ya da o paneller içinde bir tane kadın arkadaş var. Gerisi hepsi erkek. Bütün düşünürler, bütün konuşmacılar, bütün konuların Ki uzmanı bu ülkede. akademisyen kadınların İşte erkeklerden fazla aynen olmuş olmasına rağmen, değil mi? söylenmesine rağmen ama tüm bunlar bir siyasetin dilinin erkek egemen olmasından kaynaklanıyor ve yaşam alanında birlikte çıkabilme adına yola kadınları sadece kapıları çalmakla görevli olarak düşünen siyasi partiler burada sınıfta bırakıyor bizi. Bunun da yavaş yavaş değişeceğini biraz önce yerel seçimlerde iddialı konuşmamın ana nedeni oydu. Aklı başında işte siyasetin ne diyelim yoğunluğundan, işte kirliliğinden den vuran insanlar hep uzak durdular bu siyaset argümanından. Ama şimdi bir baktık ki şöyle Ankara'da olup da meclisi iyi bilenlerden, o meclise 2 yılda yasaklı olup giremeyenlerden biri olarak diyorum ki mecliste bir temsil edilmede de sıkıntı var. Yani o mecliste kadın ve erkek temsil edilirken kadınların piyano çalmasına kadar neredeyse araştırılan kimliklerde erkekler ilkokul mezunu olarak orada temsil edilebiliyorlar. Neydi burada kusur? Partilerin seçim yasası, kota, parite dediğimiz sistemi uygulamamaları. Ama şimdi bu dönem daha çok talepkar kadın sayısını gördük. Açıkçası son 4 seçim hatta 5 seçim dönemidir. Ciddi sayıda kadınların buna bir talepkarlığı var. Ancak bu talepkarlığını yaparken daha güvenli değiller. Yani ayakları yere sağlam basan bir model sergilemiyorlar. Ya bir erkek grubunun arkasında onların desteğiyle orada olacaklarını düşündükleri için kadınlıklarından ödün veriyorlar, kadın davranışlarından. Ya da hani kenarda durarak birileri için sadece orada işte kadın koyduk. Seçim döneminde de hatırlarsınız yani kadınları, erkekleri de kadınlar tercih ediyorlar aslında diye Benim de bir en büyük açıklama da gelmişti yani yani. geldi ona da itiraz edenlerden biriyim. Açıkçası kadın konusunda yapılan her yanlışa da itiraz etmeye devam edeceğim. Bu anlamda sadece kadınları erkekler seçiyor ya da kadınları kadınlar desteklemiyor gibi bahanelere karnımız tok bizim. Böyle Ama bahaneler değil. gerçekten bunu yapan kadınlar da var mıdır Ya acaba olabilir, yani de? neden olmasın? Mutlaka hepimiz aynı tornadan çıkmadık. Hepimiz Tabii her ki. şeyin doğrusunu Doğru. yapmıyoruz ama var olan sayısı az olan doğruları hani götürmesin. Çünkü hep aynı örneği vermek durumundayım. Türkiye'de kaç tane şu an makam yok, başbakanlık makamı yok ama onlarca başbakanı oldu bu ülkenin, erkek başbakanı. Ama biz bütün kadınlar ve erkekler geldik. Tansu Çiller Hanım da şöyleydi diye bir benzetme örneklerini vermeye başladık. Tansu Hanım hata yapmış olabilir. 24'te bir hata, bütün kadınlar hata yapabilecektir diye onun yerine geçebilir mi? Ya da Tansu Hanım'ın sadece bir hatasını alarak diğer iyi taraflarını da görmezden gelmemizi gerektirir mi? Meseleye bütüncül bakmak gerekiyor. Biz hesabımıza geleni alıyoruz.
hesabımıza gelmeyeni atıyoruz. Ve bu ülke daha bir eril sistem. Bu ülke kadınları çamaşır yıkama, bulaşık yıkama, hala reklamları değişmedi biliyorsunuz. Deterjan reklamlarında kadınlar oynar, ev aletlerinde kadınlar oynar. Yeni yeni çalışa çalışa iş dünyasıyla değişim ve dönüşüm sağlanabiliyor. Ama bu zihniyeti dönüştürmek için işte buralardan başlamak lazım. Dilinizle beyninizi eşitlemek, erkekler için de kadınlar için de, sadece erkekler için demiyorum. Kadınlar da kendilerinin ne olduğunu farkına varacaklar. Eşitiz bu ülkede. Yasalar önünde birey olarak cinsler eşit. Eşit olduğumuza göre onlara erişmede, onları kullanmada da eşitlik hakkımızın olması lazım. 600 kişi şey olacak, milletvekili olacak. Sen onun içinden 100 kişi, 70 kişi kadın olacaksın. Niye? Neden? Adaylaştırma sürecinde kesin kararını koyacaksın. Sadece ve sadece parti meclislerine kota koymayacaksınız. Kotayı bütün teşkilat yapınız içinde de koyacaksınız. Hı hı. Bakın il başkanı sayısı kaç tane Türkiye'de? Bütün iller. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi için bir kadın il başkanı başarısını İstanbul gördü. Evet. Adaşım olduğu için de Canan Kaftancıoğlu'na teşekkür ederim. Bir kadın profilinde düzgün evrakları koyma, sandıkları kolaçan etme, ekibi çalıştırabilme. Bu bir kadın bakış açısıyla. Çünkü böyle bir yapıya haizsiz. O halde partilerin, bütün partiler için söylüyorum, kadın kolu başkanlığı değil mesele olan, il başkanlığı meselesi. Siyasete tabandan geliyorsa kadın, il başkanlığı hedefini de gerçekleştirecek. İl başkanlığından milletvekilliğini, milletvekilliğinden önce belki belediye başkanlığı, yani tercihleri kadınlar için ve sıralamalı yaparsanız, bir insan 5 dönem milletvekili yap. Bulunmaz Hint kumaşı değiliz hiç kimse. Hiçbirimiz değiliz. Bir dönem, iki dönem uygulayacak, deneyim tecrübelerini geri döndürecek. Partiye ben gittiğimde şunları yapabilme kabiliyetine haizdim diyebilecek. Ne olacak? Çark böyle dönecek. Şey diyorum ben mesela, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde danışmanlar var. Her parlamentere 3 tane danışman veriliyor. O 3 danışmanlar ne oluyor? Bir sonraki milletvekili geldiğinde çöp kutusuna gitti. Yani eğer bir tanesi kadroluysa 2 tanesi gitti. Niye? Onca 5 yıl ya da 4 yıl ya da 3 yıl çalışmış, emek vermiş. Kanun yapmayı, hazırlamayı, önerge sunmayı, araştırma önergesi sunmayı, deneyim ve tecrübe edinmiş bu insanları bir danışmanlar havuzu yapalım. Danışmanlar havuzunda kalsınlar. Oradan her gelen vekil getirsin. O danışmanlar havuzu sonra partilerine gitsin. Partilerinde çalışanları öğretsin. Bakın Avrupa böyle yapıyor bunları. Bu hani Amerika'yı yeniden keşif değil. Biz de oralardan görüp, öğrenip, inceleyip bakıyoruz da. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Bu sadece erkekler için değil, erkek zihniyetinin devamı anlamında onları da yıpratıcı olacak. Bir dönem sonra memleketin içinde kadın sorununu bilmeyen, kadın konusunda, kadın bedenini bilmeyen insanlar kadın konusunda yasa çıkarmaya çalışıyorlar. Ya da çevre faktörü, sadece kadın beyni, bedeni, şiddeti ya da istihdamı değil, çevre de kadınla bağlantılı. O konularda kadın duyarlılığını ortaya koyması gereken kadın yok. Meslek örgütlerinin içinde kadın yok. Sivil toplum örgütlerinde, sendikaların içinde kadın arkadaş yok. Sadece kadın derneklerinde kadın başkanlar var. Zaten burada da erkeklerin olması olmayacaktı. Dolayısıyla bir baştan başa dönüşüm sağlamamız lazım ve ta programın başından beri konuştuğumuz bütün konular aslında gelip de buraya dayanıyor. 2018 Dünya Ekonomik Forumu raporuna göre 144 ülke arasında 131. sırada Türkiye'miz. Neden? Toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Yani beni cinsiyeti kadın olduğu için kadın gören, cinsellik havuzuna atan, öte tarafta birey olarak görmemek anlamında. Toplumsal cinsiyet deyince bazıları için farklı anlam ifade ediyor. Farklı dilde hem Milli Eğitim Bakanlığı'nda hem YÖK'te hatırlarsanız kaldırıldı bu konu. Evet. Tutum belgesi ve müfredat konusu. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçek anlamı bu. Yasalardan eşit faydalanmak ve aynı anlamda cinsler arası ilişkilerin doğru ve bireysel olarak bütünleşmesi demek.
Ama bunların hiçbiri bu ülkede ne yazık ki çalışılmadı. İsminin başında cinsiyet deyince herhalde bazıları farklı algılıyorlar. Yani. Ama değişecek. Sizler bu konuları işledikçe, medya yansımaları döndükçe, medyanın şimdi hep dizilerini konuşur olduk biliyorsunuz. Aslında eğitim almış olsa izleyici, biz o dizileri konuşmayacağız. Çünkü kendi hayatına montajlamayacak onu. Kendi hayatı üzerinden şekilleyip karar vermeyecek. İşte bütün kötülüklerin anası o diziler olmayacak. Bütün kötülüklerin müsebbibi kadın olmayacak. Tüm bunlar eğitimden geçiyor. Biz ise o eğitimlerin önünü kapatıyoruz. Ancak gelişen teknoloji elimize bir alet verdi. Sosyal medya var. Bütün evet. değişimleri inceliyoruz. Sizler yayınlar yapıyorsunuz. Zihnimiz değişiyor. Bilmediklerimizi öğreniyoruz. Üstü örtülenler, bazılarının görmek istemedikleri, pencereyi kapattıkları yeri öteki taraf açıyor. Bence teknoloji galiba değil, tamamen dönemin zafer tacını alan kurum, kuruluş, bunları birleştiren unsur. Bu unsuru iyi kullandığımız müddetçe de her şey daha iyiye doğru gidecektir diye düşünüyorum. Doğru kullanılırsa. Evet. Peki ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Farklı bakış açılarımız da oldu sayenizde. Bugün yeniden çok teşekkür sağ olun ederim. Geldiğiniz ben teşekkür için. Ederim bu kapıyı daim açık tuttuğunuz için. Her zaman. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Kadının Gündemi'nin bugün de sonuna geldik. Biz yarın saat 1'de burada olacağız. Siz de gelirseniz seviniriz diyeceğim ve şunu da hatırlatayım, öyle kapatayım. Şimdi bir BTR gelecek ekranlarınıza. Bizden hemen sonra serbest dalışçı, milli sporcu Şahika Ercümen Mavi Kıyılar Projesi'ne destek verdi. Arkadaşımız Zihan Ünver de bunun haberini yaptı. Şahika Ercümen'le de bir röportaj gerçekleştirdi. Şimdi OBTR ile sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Bugün İstanbul Boğazı'nda derin bir temizlik için geldik. Aslında yapacağımız dalış ne kadar sembolik olsa da çok çok önemli. Çünkü biliyorsunuz Sıfır Atık Mavi kampanyası da tüm ülkede başladı, dünyada ses getirdi. Gerçekten tüm dünyada en büyük sorun şu an plastik atıklar ve denizlerimizin kirliliği. Bunun için var gücümüzle çalışmaya başladık. Ben de bir milli sporcu olarak ve yaşamının yarısını denizde geçiren bir sporcu olarak kendimi denizlerimize sorumlu hissediyorum. Nefes almak çok kıymetli. O yüzden 2050 yılında denizlerde balıktan çok plastik olmasını istemiyorsak bugünden itibaren çok sıkı çalışmaya başlamalıyız. Neler hissediyorsunuz? Ben bugün mutluyum çünkü insanlar bu konuda çok duyarlı ve ilgili. Umarım devamı gelecek. Son olarak efendim ne kadar sürecek bu dalış? Dalış yaklaşık 15 dakika sürecek. Suyun altında kalma süremiz de 4-5 dakika sürecek. İstanbul Bebek Parkı'nda gerçekleşen Bebek Şenliği'nde serbest dalışta dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen İstanbul Boğazı'na yaptığı dalışla atıkları temizledi. Şahika Ercümen'in dalış yaptığı sırada topladığı atık ve çöpler büyük ekranlarla izleyicilere seyrettirilerek denizlerdeki kirliliğe dikkat çekildi. Nasıl bir deneyim oldu efendim? Bebeğin açıkları çok akıntılı. Yani özellikle burada yüzenlerin çok dikkatli yüzmesi lazım. O mesajı vermekle başlayayım. Biz bile paletlerle akıntıda zor dayandık. Suyun altıysa bulanık ve atık dolu. Herkes elindeki içeceklerin şişelerini suya atmış veya teknelerden atılmış. Bundan da ötesi araç lastikleri, bazı kişisel eşyalar, ayakkabılar, çok değişik atıklar var suyun altında. Burada mesela ızgaralar, direksiyon. Yani o kadar enteresan şeyler var ki artık dünyada da Türkiye'de de denizlerimiz bu kirliliği kaldıracak durumda değil. Nefesimiz kalmayacak, soluyacak, havamız kalmayacak. Bunun bir an önce önlenmesi ve bizden sonraki geleceği de düşünerek bir an önce bu duyarlı çalışmalara başlanması lazım. Ben herkesi plastik atıkları ve çevresel atıkları daha tasarruflu, daha dikkatli kullanmaya davet ediyorum. Peki bu atıkların içerisinde en çok sizi heyecanlandıran hangisi oldu? Hangisi daha çok şaşırttı? Ya ben artık şaşırmıyorum çünkü
Bunlarla ben yıllardır karşılaşıyordum ama son yıllarda Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde. Yani 20-25 senedir suyun altındayım ve son 20 senedir gerçekten hiç tahmin etmediğiniz atıklarla karşılaştım. Artık şaşırmıyorum. Artık sadece üzüntüyü de bu aştı. Bir an önce çok acil önlem ve eylem planlarının başlaması gerekiyor. Son olarak başarı ve motivasyonunuz neye borçlusunuz? Ben nefesime bile suya borçlu olan bir milli sporcuyum. Çünkü astım hastasıydım ve deniz su sporları sayesinde ben hayata döndüm. O yüzden her zaman bir insanın hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğine inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.